Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Risale-i Nur külliyatından konularına göre veciz sözler, ruhani, yani ruha ait, ruha mensup, ruh gibi. Hakikat ve hikmet ister ki zemin gibi semavatın da göklerin de kendine münasip sekeneleri yani sakinleri bulunsun. Lisan-ı şer'ide o ecnas-ı muhtelifeye değişik, farklı, özellikle olan o cinslere melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Ki dün öğrencilere sınıfta bir video gösteriyordum. Öyle yıldızlar var ki dünyamız gibi birin yanına 33 tane sıfır koyduğunuz zaman o kadar dünyayı içerisine koysanız içine alıyor. Öyle yıldızlar var ki birin yanına 33 tane sıfır koyuyorsunuz, o kadar sayıdaki dünyayı içerisine alıyor. Şimdi küçük olan şu dünyayı kendisine münasip sakinlerle Cenab-ı Hak doldurduğu gibi, nice galaksi ve yıldızlar var ki dediğim gibi o kadar büyüklükte, elbette ki onların da kendilerine münasip, kendilerine uygun sakinleri vardır. Nasıl ki suya münasip canlılar var ise, ateşin içerisinde dahi ona münasip varlıklar, canlılar var ise, aynı şekilde bizim dışımızdaki ister adına 18 bin alem veya çokluktan kinaye olarak deyiniz, diğer alemlerinde kendilerine münasip elbette ki sakinler vardır. Bu melek olabilir, cin olabilir ve ruhani gibi varlıklar söz konusu olabilir. Ruhaniyata dahi hava ve esir ve alem-i misalin bazı mevcudata aine hükmünde ve berk ve hayal süratinde bir vasıtayı seyru seyahat suretine geçerler. Ve o ruhaniler hayal süratiyle o merayay nazifede, yani o temiz aynalarda, o menazil-i latifede, ince ve latif olan menzillerde gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Biz de gece yatarken, rüyamızda gezerken hiçbir mani oluyor mu? Yok. Giremezsin denilmiyor yani. Birçok yerleri gezebiliyoruz. Uyanık halde 50 yılda gezemediğimize 50 saniyede gezebiliyoruz. Tabakat-ı aliyede olan ruhaniyatı ve melaikeleri ve sekene-i semavat seyre celbedecek bir cazibedarlık görünüyor. İşte Allah-u Alem mesela bugün Facebook'un sahibinin yaptığı metaverse de bu manada aslında insanları bir derece metafizik, yani fizik aleminden çıkartarak metaya, yani ötesine, artık fiziğin ötesine, sanal aleme, dijital aleme götürerekten bir derece, yani bu alemde belki adam zengin olamıyor ama sanal alemde tabii o da ayrı paralı vesaire şunu bunu, belki o alemde birçok şeye sahip olma imkanı var gibi. Melaike ve ruhaniyatın vücudu insan ve hayvanların vücudu kadar kat'idir denilebilir. Şu nihayetsiz hüsnü sanat, güzel sanat içinde gıdayı ervah ve kutu kulüp, kalplerin gıdası, yiyeceği elbette melaike ve ruhanilere vakar gösterir. Evet, şu kainatın her bir cihetinde, her bir dairesinde ruhaniyat ve melaikelerden birer taife, birer vazife-i ubudiyetle muvazzaf vazifeler olarak bulunurlar. Hayvanatın pek çok muhtelif ecnasları, cinsleri gibi pek çok muhtelif ruhani mahlukları o seyyalat-ı latife maddelerinden halk eder. Onların bir kısmı melaike, bir kısmı da ruhani ve cin ecnaslarıdır, cinsleridir. Maddiyatta çok ileri giden hükema-i işrakiyyunun meşaiyyun kısmı, yani aklıyla yürüyüş yapan, aklıyla hareket eden kısmı, melaikenin manasını inkar etmeyerek her bir nev'in bir mahiyeti mücerrede-i ruhanileri vardır derler. Yani ruhani soyut bir mahiyet. Melaikeyi öyle tabir ediyorlar. Kimisinin de cinleri aynı şekilde, farklı bir şekilde. Yani güya cinni inkar etmiyor fakat farklı bir surette namlandırmaya çalışıyor. Melaike manasını ve ruhaniyatın hakikatını inkara mecal bulamamışlar. Belki fıtratın namuslarından, kanunlarından kuvay-ı sariye diye, yani kainatta cereyan edip akıp giden duygular, kuvveler, güçler manasında cereyan eden kuvvet namını vererek, kuvvetler namını vererek yanlış bir surette tasvir ile bir cihetten tasdikine mecbur kalmışlar. Ey kendini akıllı zanneden! En azami bir surette cinni inse, belki ruhanilere ve melaikelere de Kur'an-ı Hakim vasıtasıyla rehberlik eden yine bilbedahe o zattır.
Yani çünkü mesela Resulullah'ın bir ismi de Resul-i Sakaleyn'dir. Yeryüzünün iki ağırlığını peygamberi, yani bunlar için insanlar ve cinler. Yani demek ki aynı zamanda miracıyla Efendimiz meleklere olduğu gibi demek ki ruhanilere de peygamberliğini adeta tabiri caizse ispat edip, ilan edip göstermiştir. Kahinler ise başta meşhur şık ve satih olarak ruhani ve cin vasıtasıyla gaipten haber veren, şimdi medyum denilen tevatür bir nakli sahih ile peygamberin geleceğine ve Fars devletini kaldıracağına sarih bir surette haber verdikleri ve şüphe kaldırmaz. Sözleri işitilen ve şahısları görünmeyen hatif denilen ruhaniler pek sarih bir surette Muhammed'in aleyhissalatü vesselam nübüvvetinden haber verdikleri gibi çok muhbirler, haberciler, hatta saneme, putlara kesilen kurbanlar ve sanemler ve mezar taşları nübüvvetinden haber vermeleriyle onun risaletine ve hakkaniyetine imza basıp tarih lisanıyla şehadet etmişler. Yani kainat o zat aleyhissalatü vesselam ile alakadar. Ruhanilerin ahiyarı, hayırlıları, semada bulunduklarından eşrarı da kötüleri de letafetlerine güvenerek onları takliden iltihak etmek istediklerinde ehl-i sema onları şeraretleri için kabul etmeyerek def ediyorlar. Bu mana sadedinde Üstad Hazretlerim Emir Dâ Laikasında iki yerde İleyhiyes adul kelimut tayyib vel amel-i sâlih yerfa'u ayetinin tefsirinde bu manayı izah ediyor. İnsanın seyri ruhanisinde, ruhani hareketinde, seyahatinde çok tabakalar vardır. Misal, alem-i cismani ile alem-i ruhani arasında bir köprüdür. İşte rüya alemi bunun en zahir ve belirgin olan özelliğidir. Ruhani inkıbaz inşallah geçecektir. Yani maddi inkıbaz, kabızlık hali insanlarda olduğu gibi ruhani inkıbaz halleri de sıkılma, daralma, ruhum sıkılıyor, bunalıyor ifadesi de bu manayı ifade etmektedir. Şah-ı Nakşibend de Kuddisesi Ruhu, İmam-ı Rabbani'nin Kuddisesi Ruhu, ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki Mevlana Haddi Halid Kuddisesi Ruhu senin evladındır, kabul et. Şah-ı Geylani Kuddisesi Ruhu onların iltimasını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra birden Mevlana Halid Kuddisesi Ruhu parlamış. Bu ruhani ile ilgili daha önce tespitler.com'da bir yazı kaleme aldım. Buradan da bakıp inşallah ruhani ile ilgili geniş olaraktan buradan da istifade edilebilir. Evet ve ruhban. Efendimiz la ruhbaniyete fil İslam. İslam'da ruhbanlık yoktur. Yani adeta her şeyden el etek çekerekten tamamen dünyayı bırakma manasında bu ne sahabenin hayatında vardır ne de böyle bir şey. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهِ اِلَيْكَ Dünyadan nasibinin unutulmaması ve her zaman yaptığımız dua Rabbena atina fil dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabenler. Hani hem dünya hem de ahiret için iyilikte talepte bulunmak. Biz Kur'an şakitleri olan Müslümanlar bürhana tabi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaiki imaniye giriyoruz. Başka dinlerin tabileri gibi ruhbanı taklit için bürhanı bırakmıyoruz. Mesela Hristiyanlıkta olduğu gibi. Yani o da ayrı bir sıkıntı. Çok konuşulacak mesele. Onunla ilgili birkaç tane de yazı yazdım. Ya bakıyorsun adam rahip, rahibe evlenmek yasak. Ama bakıyorsun binlerce gayrimeşru bir hayat. Onun ötesinde binlerce bu gayrimeşru durum neticesinde dünyaya gelen çocuklar öldürülmüş. Kilisenin içerisinde gömülmüş. Yani böyle bir tane, 10 tane, 100 tane, 1000 tane değil yani. Binlerce. Güya ne yapıyor? Dünyadan el etek çekmiş gibi oluyor. Yani kadınla, evlenmekle, çocukla uğraşmıyor. Ama diğer taraftan bütün o gayrimeşru şeyler olmuş oluyor. Adeta şuna benziyor. Yani bir insanın, yani kendi Cenab-ı Hakk'ın, ki sahabide de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da Efendimiz öyle buyurmuştur. Ben de mesela yemek yerim. Aynı zamanda oruç tutarım. Yani sadece ki bir sahabi her gün oruç tutmayı söylediği halde tavsiye etmemiştir. Tavsiye etmemiştir. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmettiği istikbalde elbette bir ruhani akliye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Tabii o şurada da ayrı bir tezat var. Mesela bir hocayla bir papaz anlaşıyor bir yerde buluşup konuşalım diye.
Buluştuklarında hoca efendi hemen de konuya giriyor. Papaz efendi nasılsınız ya, iyi misiniz, çoluğunuz çocuğunuz nasıl, aileleriniz eşiniz nasıl diye böyle uzunca bunu anlatınca her anlatmasında papazın yüzü kızarıyor. Tabii sözü bitirince hoca, papaz efendi diyor ki ya diyor sen bir de hoca olmuşsun diyor. Ne kadar cahil bir insanmışsın. Bilmez misin öyle papaz evlilikten, çocuklan, aileyle öyle basit şeylerle uğraşmaz. Öyle önemsiz şeylerle uğraşmaz. Davası, gayesi ulvidir deyince hoca taşı gediğine koyuyor asıl istediği o. Papaz efendi diyor, kendinize yakıştıramadığınız aile, eş ve çocuk durumunu Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz? İsa Allah'ın oğludur, İsa ibnullah. İsa Allah'ın oğludur derken kendinize yakıştıramadığınız evladı, yani oğlu varsa eş de vardır. Peki kendinize yakıştıramadığınız bir şeyi Allah'a nasıl yakıştırıyorsunuz? Deyince bu sefer yine yüzü kızarıyor, ses çıkartmadan gidiyor. Yani ruhbanlık o manada fıtrata da aykırı. Kur'an'ın üslubu hakimanesine yemin ederim ki Nasara'yı ve emsalini havalandırarak dalalet derelerine atan yalnız akıllı, azıl ve bürhanı tart ve ruhbanı taklit etmektir. Yani körü körüne. Tahrif sebebiyle şimdiki Hristiyanlık esbab ve vesaiti müessiri bilir. Mana ismi nazarıyla bakar. Yani her şey onlar için İsa. O sebep hakikat yerine geçmiş, ilah yerine. Akide-i velediyet, çocuk, evlat inancı ve fikri ruhaniyet öyle ister, öyle sevk eder. Evet, ruhsat. Yani İslam'ın iki ciheti var. Bir ruhsat, bir azimet. Azimet işin takva cihetidir. Ruhsat da müsaade ve fetva cihetidir. Hazreti İmam Ali'nin Vak'ay Sıffin'de, Sıffin Savaşı'nda, Hazreti Muaviye'nin taraftarlarıyla muharebesi ise hilafet ve saltanatın muharebesidir. Yani Hazreti İmam Ali ahkam-ı dini, dinin hükümlerini ve hakaiki İslamiye'yi ve ahireti esas tutup saltanatın bir kısım kanunlarını ve siyasetin merhametsiz muhteziyatlarını onlara feda ediyordu. Hazreti Muaviye ve taraftarları ise hayat-ı içtimaiye-i İslamiye'yi saltanat siyasetleriyle takviye etmek için azimeti bırakıp ruhsatı iltizam ettiler. Siyaset aleminde kendilerini mecbur zannedip ruhsatı tercih ettiler, hataya düştüler. Laubaliler ruhsatlarla okşanılmaz, azimetlerle şiddetle ikaz ediyor. Tamam şunu da yapma sonunu, tamam şunu da yapma, tamam yapmayabilirsin, yapma onu da yapma gibi. Bu şekildeki bir ruhsat, müsaade, yani işi daha da gevşeterekten bu sefer tamamıyla birçok şeyi bırakmaya kadar gider. Umumi bir beliği olan ve nasın insanların ona müptela olduğu çok işler vardır ki zaruriyattan olmuştur. O gibi işler su-i ihtiyar ile gayrimeşru meyillerden doğmuş olduklarından mahzuratı ibaha eden zaruriyattan değildir. Ve ruhsat ve müsaade-i şer'iyenin şumurine dahil olamazlar. Mesela bir adam su-i ihtiyarıyla haram bir tarzda kendini sarhoş etse hal-i sekirde yaptığı tasarrufatta mazur olamaz. Bu zamanda bu gibi içtihatlar semavi değil ancak arzi içtihatlardır. Eğer mütedeyyin bir hekim-i hazıkın, mahir bir doktorun gösterdiği ihtiyaca binaen kaplama sureti olsa altındaki diş ağzın zahirisinden çıkar. Batın hükmüne geçer. Gusulde yıkanmaması guslü iptal etmez. Yani bu mesele çok önemli. Umumul belva haline gelmiş fıkıhta. Şimdiye kadar fıkıh alimleri tam bir çözüme kavuşturamamış. Bitti. Bu meselede yani zaruretten dolayı taktırmak mecburiyetinden böylece o durum ağzın zahiresinden çıkıp batın hükmüne geçtiği içindir ki gusülde yıkanmaması guslü iptal etmez. Böylece gusül olmuş olur. Çünkü üstündeki kaplama yıkanıyor. Onun yerine geçiyor. Artık aslı gibi yani. Evet cerihaların, yaraların üstündeki sargıların zarar için kaldırılmadığından ceriha yerine yıkanması üstünmesi ne yapıyorsun? Meslediyorsunuz. Onun gibi de şer'an o yaranın gasli yıkanması yerine geçtiği gibi böyle ihtiyaca binaen sabit kaplamanın yıkanması dahi dişin yıkanması yerine geçer, gusli iptal etmez. Vel ilmu indallah. İlim Allah'ın nezdinde ve yanındadır. Madem ihtiyaca binaen bu ruhsat oluyor. Elbette yani şu nokta var yalnız. Yani not olarak düşülüyor yalnız. Süs için ihtiyaçsız dişleri kaplamak veya doldurmak bu ruhsattan istifade edemez. Bir keyfilik var yani. Çünkü
Hatta zaruret derecesine geldikten sonra böyle umumul belvada, yani umuma artık bela olmuş bir mesele. Eğer bilerek su ihtiyarıyla olsa, o zaruret ibahaya, onu mübah kılmaya sebebiyet vermez. Eğer bilmeyerek olmuş ise, zaruret için elbette cevaz var. Mültaka Şerhi Damadın ve Merakul Felah ikisi demişler, iki Ramazan için bir kefaret kafidir. Hatta birkaç tane Ramazan için, aynen tilavet secdesi gibi. Müteaddit vakıalara bir kefaret kifayet eder. Çünkü tedahül vardır, yani iç içe girmiş. Ve huve sahih, yani o görüş sahihtir demişler. Hakikat noktayı nazarında bu meselede azimet var, ruhsat var. Azimet hali kuvveti müsait ise her Ramazan için ayrı bir kefaret var. Fakat ruhsat ciheti tedahül sırrına binaen müteaddit Ramazan için bir kefaret farz. Ayrı ayrı kefaret müstahap derecesinde kalır. Bu kefarette manayı ukubetle manayı ibadet ikisi dahi münderic olduğu için, yani ceza manasıyla ibadet manası iç içe girdiği için hem kerhen icbar edilmeyecek zorla, hem tedahül var. He, burada üstad şunu da ifade ediyor. Yani eğer durumu müsait ise, yapabilirse o da caizdir. Yani iki kefarete iki ayrı bir şekilde oruç tutabilirse, yaparsa o da caizdir. Ama iki veya birkaç tane kefarete bir tanesi böylece kafi gelmiş oluyor. Hadisat-ı zamaniye bahanesiyle vehhabilik ve melamiliğin bir nevine zemin ihzar etmek, hazırlamak tarzında bazı ruhsat-ı şer'iyeyi perde yapıp eserler yazılmış. Yani bu da bir işi bulandırmak, sulandırmak. Evet, hayat-ı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umur-u uhreviyeye, ahiret işlerine muvakkaten tercih edilmesine ruhsat-ı şer'iyye var. Mecellenin kuralıdır. Ed-darurat tubihul mahzurat. Zaruretler haramı helal kılar. Fakat o tabiye zaruretin de hayati bir mesele olması lazım. Her önüne gelenin işte bu zarurettir diyerekten haramı helal etmez. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen, o önemli, helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Hayati olacak. Ruhsat yoktur aksi durumda. Evet, elması bildiği halde yalnız zaruret kat'iye suretinde şişeyi ona tercih etmeye ruhsat-ı şer'iye var. Yoksa küçük bir ihtiyaçla veya tamah, açgözlülük veya hafif bir korku ile tercih edilse eblahane bir cehalet ve hasarettir. Tokada müstahak eder. Ben bunu, hatta onu da ifade edeyim, Hayrettin Karaman 2007'de, şimdi 2022'deyiz, Yeni Şafak gazetesinde bir yazı yazmıştı. İşte %3'lük şeklinde ben de ona bir cevap yazmıştım. Şimdi adam mesela, şimdiki ifadeyle söyleyeyim, fiyatlar üzerinde söyleyeyim, ev 1 trilyon. Adam gidiyor bankadan 500 milyar diyelim ki veya 1 trilyon neyse aldığı evin, bu adam ayda en azından 3-5 milyar para ödeyecek. Şimdi zaten ayda 5 milyar para ödeyen bir insan, hayati tehlikesi olan bir insan değil ki, demek ki durumu çok iyi bir insan. Asgari ücret zaten 4 milyar. Yani demek ki bu adam durumu iyi vaziyette. Onun için durumu iyi vaziyette olan bu insanın zarurettir efendim, ne yapayım, ev almam lazım deyip de 500 milyar, 1 trilyon eve faiz alarak girmiş olması, yani hangi durumda olursa olsun fark etmez. Yani bu durumda caiz değil. Bu hayati bir mesele, tehlike söz konusu olursa. Yoksa efendim bu ihtiyaçtır. Üstadın dediği gibi eskiden 4 şeye ihtiyaç varken şimdi 400 de değil. İnanınız 4000 de değil. Yani sayılamayacak derecede bir kaşık bile ihtiyaç yiyor deniliyor. Yani onun için Allah korusun, bu manada her şey zarurettir diyerekten, açgözlülük yaparaktan kesinlikle o haramı helal kılmaz. Hem medde-i taassup derecesinde başlangıcı, taassup derecesinde azimet olsa, nihayeti müsahaleye, kolaylığa, ruhsata taraftarsa, nihayeti salabete müncer olan bir kısım Hanbeli, Hanefi gibi. Evet, ve Rum. İşte nakli sahih kat'i ile ashabına haber vermiş ki Efendimiz, siz umum düşmanlarınıza galebe edeceksiniz. Hem Fethi Mekke, hem Fethi Hayber, hem Fethi Şam, hem Fethi Irak, hem Fethi İran, hem Fethi Beytül Makdis'e muvaffak olacaksınız. Hem o zamanın en büyük devletleri olan İran ve Rum padişahlarının hazinelerini beyninizde, aranızda taksim edeceksiniz. Haber vermiş. Hem tahminim böyle veya zannederim dememiş. Belki görür gibi kat'i ihbar etmiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Halbuki
Haber verdiği vakit hicrete mecbur olmuş. Sahabelere az. Medine etrafı ve bütün dünya düşmandı. Yani kışta baharı gel de müjdele. Yani kolay değil. O kışın hele şiddetli anında. İşte Efendimiz öyle bir kış içerisindeyken bu baharı, o fetihleri müjdelemiş. Ne vakit size Fars ve Rum kızları hizmet etti, o vakit belanız, fitneniz içinize girecek. Harbiniz dahili olacak içte. Şerirleriniz başa geçip hayırlılar ve iyilerinize musallat olacaklar. Haber vermiş, 30 sene sonra haber verdiği gibi çıkmış. Evet, gayrimüslim olarak başta meşhur Rum meliklerinden Heraklı itiraf etmiş. Demiş ki, evet İsa aleyhisselam Muhammed aleyhisselatü vesselam'dan haber veriyor. Bugün Kitab-ı Mukaddes'te aynen açıkça var yani. Hem Dağatır isminde meşhur bir Nasrani alimi evsafını görmüş, iman etmiş, Rumlar içinde ilan etmiş, şehit edilmiş. Yani baştan sona Kitab-ı Mukaddes'i okudum. Yine tespitler.com'da yazdım. Aynen Hüseyin-i Cisri'nin de üstadın 19. mektupta ifade ettiği gibi 114 yerde aynı şekilde Efendimiz'den bahseden orada ayetler var ki tahrif edildikten sonra bu kadar çıkarsa kim bilir tahrif edilmeden önce ne kadar olduğu düşünülsün. Evet, ve Rus. Hem Rus gibi olanlar mensuh, hükmü kalkmış, bozulmuş, değişmiş ve tahrif edilmiş, bozulmuş bir dini terk etmekle hak ve ebedi ve kabili nesh olmayan bir dine ihanet etmek derecesinde gayretullah'a dokunmadığından. Çünkü hak bir din değil ki değiştirildiğinde Allah'ın gayretine dokunsun. Zemin şimdilik onları bırakıp bunlara hiddet ediyor. Yani onun için İslamiyet'teki yapılacak yanlışta o durum gayretullah'a dokunur. 3 sene Rusya'da esaretimde çektiğim zahmet ve sıkıntıyı burada bu dostlarım bana 3 ayda çektirdiler. Halbuki Ruslar beni Kürt gönüllü kumandanı suretinde Kazakları ve esirleri kesen gaddar adam nazarıyla bana baktıkları halde beni dersten men etmediler. Arkadaşım olan 90 esir zabitlerin kısmı ekserisine ders veriyordum. Bir defa Rus kumandanı geldi dinledi. Türkçe bilmediği için siyasi ders zannetti. Bir defa beni men etti. Sonra yine izin verdi. Hem aynı kışlada bir odayı cami yaptık. Ben imamlık yapıyordum. Hiç müdahale etmediler. İhtilattan men etmediler. Beni muhabereden kesmediler. İki tabakayı beşer daimi bir mücadele-i maneviyede bir keşmekeşi ihtilafta bulunur. Gele gele ta Rusya'da olduğu gibi say ve sermaye mücadelesi suretinde boğuşmaya başlar. Kadınların saadeti uhreviyesi gibi saadeti dünyeviyeleri de ve fıtratlarındaki ulvi seciyeleri de bozulmaktan kurtulmanın çare yeganesi daire-i İslamiye'deki terbiye-i diniyeden başka yoktur. Bu yani başka mümkün değil. Rusya'da o biçare taifenin ne hale girdiğini işitiyorsunuz. Harbi umumide Van şehrinin Rus'un istila etmesi ve iharak etmesiyle harabezar olması ve ekser ahalisinin şehadet ve muhaciretle kaybolması. Geçen sene Ruslar çoklukla hacıları hacca gönderip onlar ile propaganda yapıp ki Ruslar başka milletlerden ziyade Kur'an'ı hürmetkar diye alemi İslam'ı din noktasında bu vatandaki dindar millet aleyhine çevirmeye çalıştı. Bu dostlarım içinde çok münafıklar var. Hakikaten öyle. Münafık kafirden eşittir. Onun için kafir Rus'un bana çektirmediğini çektiriyorlar. Düne kadar hakikaten o münafıklar gizliydi. Ama münafık yapı bugün gayet açık. Kendisini gizlemiyordu münafık olanlar. Ben Rusya'da esir iken en evvel Bolşevizm fırtınası hapishanelerden başladı. Rusya'da hamamlarda kadın erkek beraber çıplak girerler. Maalesef üstad bunu 100 sene önce Rusya'da söyledi. Bugün İstanbul'da bozuk bir zihniyetin bir uygulaması. Aynen o da ecdadın yapmış olduğu bir hamamda aynı şekilde kadın erkek maalesef. Bu ahlaksızlık yani 100 sene sonra bize de geldi. O zaman da meşru nikah azalır veya Rusya'daki gibi kalkar. Bir tek kadına bağlanmaktan kaçıp başıboş kalan 40 bedbaht kadınlara çoban olur. Büyük Deccal'ın kutbu şimali dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü kutbu şimalinin mevkiinde bütün sene bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendifer ile bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurur etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görülür. Ben Rusya'daki esaretimde bu mevkiye yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal
şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizane bir ihbardır. Ki maalesef 70'ten beri, ki 70 yıllarında 80'e kadar dehşetli bir surette hakikaten görüldü. Şimdi sinsice de olarak sefahat yoluyla, başka yollarla, terör yoluyla da devam ediyor. Her hükümetin zulmünü gören Yahudiler, Almanya memleketinde kesretle toplanıp intikamlarını almak için Komünist Komitesi'nin tesisinde mühim bir rol ile Yahudi milletinden olan Troçki namında dehşetli bir adamı Rusya'nın başkomandanlığına ve terbiye gerderleri olan meşhur Lenin'den sonra Rus hükümetinin başına geçirerek Rusya'nın başını patlatıp 1000 senelik mahsulatını yaktırdılar. Büyük Deccal'ın komitesini ve bir kısım icraatını gösterdiler. Vesair hükümetlerde dahi ehemmiyetli sarsıntılar verip karıştırdılar. Avrupa kafirleri Devlet-i İslamiye'nin nurunu söndürmeye niyet ederek 10 sene sonra Rusları tahrik edip Rus'un 93 yani 1293 Hicri Muharebe-i Meş'umesiyle uğursuz savaşıyla alemi İslam'ın parlak nuruna muvakkat bir bulut perde ettiler. Rus da dinsiz kalamaz, geri dönüp Hristiyan da olamaz. Bu bir hükümdür, hakikaten öyle, inşallah oraya doğru gidiyor. Olsa olsa küfrü mutlakı kıran ve hak ve hakikata dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur'an ile bir musalaha veya tabi olabilir. O vakit 400 milyon ehli Kur'an'a kılınç çekemez. İnşallah oraya doğru Rabbim nasip ediyor. Kafkas ve Türkistan İslam'ın iki bahadır oğullarıdır. Rus, Mektebi Harbiyesi'nde talim görüyorlar. Evet, dinsizliğin hüküm ferma olduğu o dehşetli devirde ehli din terzil edilmeye, yani rezil edilmeye çalışılıyordu. Hatta Kur'an'ı dahi tamamen kaldırmak ve Rusya'daki gibi dini akideleri tamamen imha etmek düşünülmüş. Fakat Millet-i İslamiyece bir aksul ameli netice verebilmesi ihtimali ileri sürülünce bundan vazgeçilmiş. Kızıl Rusya'dan çıkarak kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve oraları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak kardeşini öldür diye bağıran ve en nihayette alemi Hristiyaniyeti yakıp kavurup harman gibi savurduktan sonra alemi İslam mahallesini saran ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm gibi azim bir yangına karşı itfaiye vazifesini üzerine alan Risale-i Nur, Müslümanların ve beşerin en büyük ve yegane tahassüngahı, yani sığındığı yer ve en büyük melçeğidir, sığınağı. Maalesef ki Kızıl Rusya ve kafir Çin'den çok alimler geliyorlar. Yani hakikaten mesela şu anda da Çin'de de o komünizm aynen devam ediyor. Oradaki Müslümanlara eziyet çekiyor, Allah yardımcılar olsun. Ve konferanslar vererek gençleri yavaş yavaş fikren zehirlemektedirler. Eğer Türk milleti büyük Türk alimleri gönderirse Pakistan'da ve bütün İslam dünyasında büyük tesirler olacaktır. Rus hükümetinin istibdadı, baskısı bir kayıttır. Rus milletinin tahakkümü de diğer bir kayıttır. Adat-ı küfriye ve zalimanelerinin takallübü de üçüncü bir kayıttır. Rüesa, yani reisler. Bizlere itidal eden ve sarsılmamak, yani hissi, fevri hareket etmemek, sarsılmamak ve adavete girmemek ve o muarız taifenin de rüesalarını çürütmemek gerekir. Sual: en evvel rüesamız, reislerimiz ıslah olunmalı. Yani baştaki başların akıllarını başlarına alması suretiyle. Cevap: evet, reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım. Eyyühe'r ru'us ve ru'esa, tekasülü olan, yani tembelliğe dayalı tevekkülden sakınınız. İşi birbirinize havale etmeyiniz. Elinizdeki malımızla ve yanınızdaki aklımızla bize hizmet ediniz. Çünkü şu mesakini istihdam etmekle ücretinizi almışsınız. Yani bu manada hakikaten insanların akıllarını başlarına alması lazım. Çünkü neticede mesela bir oy ise, bir seçim ise vesaire ise, ama şerre de hayra da vesile olmuş oluyor. Dikkat edilmesi lazım. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.